İstanbul'da polisin HDP il başkanı Ferhat Encü'ye tokat atmasıyla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir komiser HDP il başkanına tokat atmış. Adam az bile yapmış, paylaşımında bulundu. Özcan ayrıca Encü'ye küfretti. İstanbul Kadıköy'de dün hasta ve infazları yakılan tutukluların ailelerinin düzenlediği adalet nöbetinde polis, HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Enci'ye tokat attı. Adam az bile yapmış. Olayla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabındaki paylaşımında küfürlü bir ifade kullandı. Özcan, HDP'yi de etiketleyerek, şimdi Fox Haberi izliyorum. Bir komiser HDP il başkanına tokat atmış. Adam az bile yapmış. Polisi itmek nedir? HDP il başkanı olman sana ayrıcalık mı sağlıyor? Terörü lanetlemediğiniz her gün benim size hep bir sözüm olacak. PKK'nın sözcüleri bu arada kına geldi mi dedi. Özcan bir diğer paylaşımında "Kardeşim, Halep oradaysa arşın burada." Kimsenin polisimizi aşağılamaya çalışmasına izin vermeyiz. Tokadı yiyen o gavat HDP il başkanı savundukları o terörist örgütün kaç askeri ve polisi hain tuzakla şehit düşürdüğünü hiç düşündü mü? Türk polisi Türk milletinin polisidir, ifadelerini kullandı. CHP'den uzaklaştırılınca HDP'ye kına göndermişti. Eylül ayında CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, YDK hakkında, partiden bir yıl geçici çıkarma, cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden ihraç edilmesine HDP'lilerin sevindiğini öne sürerek HDP'ye kına göndermişti sık sık göçmen karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ve belediye hizmetlerinde ayrımcı uygulamalar hayata geçiren Tanju Özcan, CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, polisin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Enci'ye tokat atmasına ve dün HDP'nin yapmak istediği eylemin engellenmesine tepki gösterdi. Sancar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla verilen hapis cezasına da atıfta bulunarak İstanbul'u bu yeni rejimin inşasında bir üs haline getirmek istiyorlar. Seçilmiş belediye başkanına yargıyı kullanarak ceza veriyorlar, üzerimizde sayısız kez uyguladıkları bu politikayı İstanbul'a taşıyorlar. Bu iktidarı, yeni rejim inşasını durdurmanın yolu en geniş demokratik ortak mücadelesinden geçiyor. İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız. Bunun yolu İstanbul'dan Roboski'ye dalga dalga ortak mücadele ve dayanışma hattını oluşturmaktan geçiyor. İstanbul ve Roboski buluşacak, bu rejimi de bu iktidarı da durduracak ve gönderecek diye konuştu. Sancar, partinin grup toplantısında konuştu. Bir örgütlü kötülük düzeni inşasında yaşadıklarını kaydeden Sancar, konuşmasında özetle şunları söyledi: Yeni rejim inşası çeşitli hamlelerle devam ediyor. Rejim inşasının en önemli parçası, demokratik siyasete sürekli saldırmak ve tasfiye planlarını işletmektir. Pazar günü bizim İstanbul İl Eş Başkanımız ve Şırnak Eksi Vekilimiz Ferhat Enci'ye tokatla saldırıldı. Hasta mahpusların adalet nöbetine saldırıldı, gençlere saldırıldı. Bu saldırıların amacını biliyoruz. Bu iktidar şiddet, savaş, gerilim ve nefret politikaları ile ayakta kalmaya çalışıyor. HDP'nin bu iktidara kaybette gücünün farkındalar. O nedenle saldırılar pervasızlaşıyor ve sürekli yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu saldırıyı protesto etmek ve açıklama yapmak için İstanbul Kadıköy ilçe binamızın önünde bir araya gelmeyi kararlaştırmıştık. Ben ve Buldan, vekillerimiz, bileşen partilerimiz, ittifak güçlerimiz orada buluşacaktı. Oraya gitmeye kalkıştığımızda gördük ki bütün yollar abluka altında, bütün yollar kesilmiş, binlerce polis yığılmış. Gerçek bir abluka yaratmışlar. Bu abluka, bu düzenin sembolüdür. Topluma, siyasete, adalete, hakikate abluka. İktidar korkuyor. Bizlerin kararlılığından korkuyor. Bu rejimin inşasını durduracak olma irademizden korkuyor, geleceği, demokrasi, adalet ve barış üzerine kurma ısrarımızdan korkuyor. Yürüyüşümüz büyüyerek devam ediyor, bu da iktidara her alanda korku salıyor. Tecritlerle, ablukalarla, halklarımızda buluşmamızı engelleyeceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. İstanbul'u bu yeni rejimin inşasında bir üst haline getirmek istiyorlar. Seçilmiş belediye başkanına yargıyı kullanarak ceza veriyorlar, üzerimizde sayısız kez uyguladıkları bu politikayı İstanbul'a taşıyorlar. Bu operasyonun amacı da belli. Bizler üzerinde denedikleri politikaları bütün Türkiye'ye yayıyorlar. Bu iktidarı yeni rejim inşasını durdurmanın yolu en geniş demokratik ortak mücadelesinden geçiyor. İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız. Bunun yolu İstanbul'dan Roboski'ye dalga dalga ortak mücadele ve dayanışma hattını oluşturmaktan geçiyor. İstanbul ve Roboski buluşacak, bu rejimi de bu iktidarı da durduracak ve gönderecek. İktidarı oluşturan güçler, savaş, şiddet, nefret sütunları üzerine kurdular bu ortaklığı. Adını koymak da gerekiyor. Bu sütunların harcını da Kürt düşmanlığı ile övmeye çalışıyorlar. Kürt karşıtı bütün politikalar, iktidarlar kaybetti, bu iktidar da kaybedecek. Uğraşmaları boşuna, kazanamayacaklar. Karşılarında kararlılığı defalarca sınanmış, her seferinde de bu sınavdan yüzünün akıyla çıkmış Kürt halkının direnci var. Bu savaş politikalarının önemli bir unsurunu da İmralı'daki tecrit oluşturuyor. İmralı'da Öcalan üzerinde uygulanan ağır ve mutlak tecrit, Kürt sorununda çözümsüzlükle ve savaş politikaları ile bağlantılıdır. Biz bunu dile getiriyoruz fakat bazı çevreler sanki tecrit bir kesimin meselesiymiş, bir şahıs meselesiymiş gibi sunmaya çalışıyor. Bu tecrit Türkiye'de ve bölgede siyasal gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. Sadece bizlerin ve sadece Kürt halkının meselesi olarak görmek yanılgıdır. Türkiye'nin meselesidir bu. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. İktidar istediği zaman İmralı üzerinden manipülasyon yolları yaratmaya çalışıyor. Bazı çevrelere spekülasyon malzemesi veriyor. Kendilerini iktidar karşıtı olarak tanımlayan çevrelerin bir kısmı da bu tuzağa düşüp spekülasyonları köpürtüyor. Ortada ağır bir hukuksuzluk var. Hem iç hukuk hem uluslararası açısından bu böyledir.